Suriye'de eğer yapılırsa 28 Kasım'da Cenevre'de tekrar Suriye konusuna ilişkin konferans başlıyor. Türkiye'nin hiçbir hazırlığı yok. Suriye'de siyasi çözüme ilişkin ne tür bir parametre savunduğu bilinmiyor. Akıntıya kürek çekiliyor. Rusya'nın kuyruğuna takılıp Gidilme, gidilmek bir politika sanılıyor. Bizim bir an önce Suriye'ye ilişkin ne tür bir siyasi yaklaşımı destekleyebileceğimiz konusu ele alınmalı. Ve bunun için bizden de görüş alınmalı. Muhalefetten de görüş alınmalı. Ve o gör, görüş, Türkiye'nin milli politikasını oluşturmalı. Şu anda AKP'nin Suriye dosyasına ilişkin görüşü ideolojiktir ve başarı şansı yoktur. Ve bu zamana kadar da olmamıştır. Suriye'nin bütün maliyeti AKP'nin hataları nedeniyle Türkiye'nin üzerine ve bu milletin üzerine yıkılmıştır. 30 milyar dolar Türk milletinin cebinden çıkmıştır. 4 milyon Suriyeli mülteci Türk milletinin parasını yemektedir. Ve şehirlerimizin güvenliği de kalmamıştır. Nitekim son dönemde radikal gruplara karşı işit başta olmak üzere yapılan operasyonlarda şunu gösteriyor. Türkiye esasen bu radikal dinci grupların hücre evlerine dönüşmeye başlamıştır. Bu konuda hükümetin bir an önce ısrarından vazgeçmesi, muhalef, muhalefeti de dinlemesi ve Suriye'ye ilişkin sağlıklı uygulanabilir ve kazanabilir bir strateji oluşturması gerekir. Onun en önemli ayağını da o stratejinin en önemli ayağını da Suriye'de muhaliflerle bir şekilde Şam'ı barıştırmak ve bu işi başka taraflara havale etmemektir. Biz bu süreçte etkin olmak istiyorsak en önemli konu budur. Suriye konusunun maliyeti Türkiye yıkıldı, kazancı İran'a gitti. Bizim elimizde bir şey yok. Bu hükümetin bir önceliği yok. Bu hükümet niçin ve nasıl bu dış politikayı bu kadar batırdığını çıkıp açıklaması lazım. Artık bunların konuşulması lazım. Bizim Rusya'yla Astana'da işbirliği yapıyoruz. Ama Rusya Dışişleri Bakanı Astana'da getiriyor heyetin önüne Suriye'nin otonom federal bölgelere bölünmesine ilişkin haritayı koyuyor. Biz kime hizmet ediyoruz? Neden? Çünkü bizim kendimize ait bir siyaset oluşturamadık. Yok. Suriye'de ya Amerika Birleşik Devletleri'nin Cenevre sürecine uyup gittik ya da Rusya'nın Astana sürecine uyup gittik. Hiçbir zaman Ankara süreci olmadı. Hiçbir zaman bu ülkenin bu başkentin Suriye'ye ilişkin bir fikri olmadı. Rüzgara kapılıp savrulduk. Ve sonuçta olan da bu. İstediğiniz kadar gidin. Neyi değiştireceksiniz? Bugün Lübnan karpuz gibi ikiye ayrılmıştır. Ve bir tarafında Suudi Arabistan'ın, diğer tarafında ise İran'ın. Ciddi manada Lübnan'da birek güreşine girdiğini biliyoruz. Ayrıca bölgedeki diğer ülkelerin de, bu çatışmada taraf tuttuklarını, bu siyasi çatışmada taraf tuttuklarını ve bunun da Lübnan'ı iyice karıştıracağını, istikrarsızlaştıracağını, bölgeyi karıştıracağını biliyoruz. Bundan sonra her şey Orta Doğu'da ufalanmaya gidiyor. Bunu görenler, bunu görenler var. Bir de bunu görmek istemeyenler var. Görenlerin bir tedbir alması lazım. O nedenle Bizim bunu oturup burada konuşmak gerekiyor. Davet etmek lazım. Konuşmak lazım. Türkiye'nin bölgeden izole edildiğini bilmemiz lazım. Bugün Türkiye'nin Orta Doğu'da tek olduğu yer Katar'a yaptığı ziyaretler ve Fırat Kalkanı ve İdlib'deki kısacık bir alandır. Onun dışında siyasi olarak dışlanmıştır Türkiye. Yoktur. Türkiye nerede? Bu büyük liderimiz nerede? Bu Türkiye'nin dış politikadaki fiyaskosudur. Ve tescillenmiştir. Her yaşanan gelişme Türkiye'yi bölgeden uzaklaştırmakta ve Türkiye'nin etki alanını daraltmaktadır.